Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Hüseyin, Tırış Hüseyin Avni Hoca. Bin senedir bu iş yapılıyormuş, yapılıyormuş diyorsun bu rabıta işi. Kimse buna şirk dememiş. Biz de demiyoruz şirk. Ama iyi anla, iyi anla. Bu açıklamaları kimin yaptığını altta linklerden öğreneceksin. Beni araştırın ya beni. Ahmet Alçay, YouTube profilde iki tane Facebook hesabım var. Ahmet Alçay'ın fotoğraflarına girin, yazılarına bakın, notlarına bakın. Ya bir blogum var, oraya bir bakın. TikTok var, oradaki videolara bakın. Nasıl dansözlük yaptığınızı, nasıl din haysiyetsizi, nasıl din şerefsizi, din kahpesi olduğunuza bakın. Şimdi rabıta meselesini anlatıyorum. Hüseyin Avni Hoca, İyi anla. Başlangıç itibariyle rabıta şirk denmez. Ancak bu zamanda rabıta dediğiniz, rabıta ehli dediğiniz ehli tarik tefekkürden men etmiş kendini, aklını kiraya vermiş efendilerine, efendiler grubu denilen bir grup türemiş, başlarına bir tane put koymuşlar. Şimdi put mesabesine çıkardığı için, tefekkür olmadığı için rabıtada Allah deyip bir kişiyi düşündüğün zaman tefekkür olmazsa bir şey düşünmeyeceksin aslında. İştigal etme durumu aslında. Bu baştakiler bu yolu öğretmesi lazım. Ama bu velayet erbabının bir kere yani Mahmut Efendi gibi, şu efendi gibi bu zamanda irşat ehli yok. Bizden başka. Resulullah'ın bildirdiği, Allah-u Teala'nın tayin ettiği İmam Mehdi'den başka irşat ehli yok. Zaten Allah-u Teala bir elçi göndermişse boşa göndermemiştir. Ondan ötesi de, yani bundan öncesi de, yani olmasaydık, yani demek ki Fettet dönemi hükmünü alacaktı bu olay. Az daha kurtulacaktınız siz. Hüseyin Avni Hoca, Cübbeli, Ahmet Akgündüz, Cevat Akşit. Az daha kurtulacaktınız. Yani yazılarıma bakarsanız, benim yazılarıma, ispatlarıma, delillerime bakarsanız, kurtulamayacağınızı vallahi, billahi, tallahi görürsünüz. Kurtulamayız. Biz kurtulamayız. Ancak buna inanır, iman edersek, buna uyarsak ancak ve ancak kurtuluruz dedirten bir durumum olur benim. Ha. Kalpleri kabul ettiği halde. Ayeti var ya, kalbiniz kabul eder, inkar edersiniz. Böyle de bir durumunuz olabilir. Büyük ihtimalle o durumdasınız zaten şimdi. Baştan rabıta yapmak bir şey ifade etmiyor. Küfrü bir şey değil. Küfrü mucib bir şey değil ama tefekkürü kaldırıp dinlere hasedilmiş bir kişiye bunu yapmak, düşünmeden Allah deyip bir kişiyi düşünmek, tefekkür etmeden yaradılanı, yaratan, yaratanın yarattığı mahlukatı, kudretini, Rab'lık sıfatını, bunları tefekkür etmeden Allah deyip bir kişiyi düşünmek onu ilah mesabesine çıkarıyor. Ben bunu gördüm. Bu bir süreç. Öncekiler bilgiliydi demek ki, düşmediler. Ama bu zamandakilerin alimleri ilah iddia ettiniz ayeti var. İlah iddia ettiler ayeti var. İsmail Ağa'da bu aynen gerçekleşmiştir. Hüseyin Avni Hoca o iki mahput yazımıza, mahput meselesinde bize ileri gidiyorsun diyecek yazımıza bize cevap versin diyeceğim. Yani bunu cevap veremeyecek. Atarım altta. Altta yazılar var. Bir
Hüseyin Avni Hoca, İsmaila'nın hocaları, din kahpesi hocaları. Beni araştırın ya, araştırın. Yani bana da olabilir, konuşmam tuhaf olabilir, nakıs olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama hak hakikat davasında batıl diyemezsiniz. Batıl diyemeyeceksiniz. Yani başlangıç itibariyle rabıta, küfrü mücip olmasa da geldiği nokta itibariyle küfür olduğundan başlangıcı itibariyle küfrü muciptir deriz. Küfürdür deriz. Küfür. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.